Bugün Ankaraolu'sta bir pazara denk geldim. Çok güzel ürünler var. Az kullanılmış, uygun fiyata, antika, nostaljik, elektronik. Yani aradığınız birçok şey orada var uygun fiyata. Bazıları şansınız varsa çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Ama en kötü ihtimal şöyle arkamdaki gördüğünüz gibi dekor yapabilirsiniz. Hadi laf uzatmadan direkt videoya geçelim isterseniz. Evet izleyiciler, gördüğünüz gibi sokağın başına girdim. Böyle herkes karşılıklı olarak ne getirmişse koymuşlar. Onları da ayrıştırmışlar. İşte aletler, takımlar, sanayicilerin kullandıkları. Ondan sonra ayakkabı, kitap. Elektronik bazı cihazların parçaları. Yüzükler, tokalar, saatler. Şurada sol tarafında daha çok şeyler vardı. Anahtar takımları. Bu arada daha çok giysiler vardı sağ tarafımda. Sol tarafımda da gördüğünüz gibi karışık bir şekilde sermişler. Evet, burada bir tane gelinlik var. Bugün o gelinliği gidip bir saatliğine kiralayacak olsanız 5-6 bin liradan aşağı istemezler. Burada biraz oyuncak ağırlıklı, elektronik eşya, soba, ne bileyim, kıyafet, CD'ler, eski CD'ler. Keşke şu çantayı alsaydım ya, onu alayım mı almayayım mı diye tereddüt ettim ama geldiğimde göremedim. Bazıları çok az kullanılmış. Yani alıp yıkarsınız, temizlersiniz. Kullanabilirsiniz yani, bakın bu şekilde sıra sıra azmışlar. Bayan kıyafetler özellikle. Evet, burada bir satıcı saat ağırlıklı tezgahını açmış. Atari kolları, drone bile vardı gördüğünüz gibi bu abi. Nereden bulmuşsa bir tane de drone getirmiş. Buraya sabahın erken vaktinde gelmeniz gerekiyor. Çünkü erken gelmezseniz tam istediğiniz bir kıyafeti, ne bileyim bir elektronik eşyayı bir anda birisi alıp gidebiliyor. Yani hızlı olan kazanıyor işin açıkçası. Burası çok nostaljik bir sokak gibi. Özellikle benim dikkatimi çeken şu dükkan oldu. İçeride çok teyp kaseti, işte fotoğraf makinesi eski, eski kıyafetler, plak kapakları, dergiler, valizler, bayağı bir ürün var. Hepsi artık o kadar karışmış ki ayıklamanız gerekiyor, saatlerce bakmanız gerekiyor. Orada bir eski bir televizyon var, ahşap, 70'lerin 60'ların. Burada daha çok cıncık, şişe. Ben içeri de girdim. İçeride de bayağı bir ürün var, görüyorsunuz zaten. Bakır kapkacaklardan tutun, eski defter, kitaplar, tesbihler, CD'si, kaseti, birçok ürün var. Yani bunların bazılarının sıfırını alacak olsanız en ufak bir parça gidip 100, 200, 300, 500 liraya kadar alana kadar burada daha uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Çok fazla detaylı bir şekilde çekmedim çünkü bayağı var yani onu. Evet, burada plak var, 45'lik. Kaç tane de satın aldım, aradığım sanatçılardandı. Gözlükler, görüyorsunuz. Bu bit pazarlarında bazen çok değerli ürünler de olabiliyor. Yani iyi bir bilgi sahibi olmak lazım.
bazen evlerden attıkları eşyaları onun ne olduğunu bilen bir koleksiyonerin eline geçtiğinde onu yüksek paralara da satabiliyorlar. Evet değerli takipçiler, burası kaset odası. Birçok kaset var. Özellikle ben 90'lı yıllarda çocukluğumda dinlediğim kasetlere yoğunluk verdim. Bazılarını seçtim, arasından aldım. Aynı zamanda şu yukarı tavanda da film afişleri var. Evet, CD'ler var. Bu da görüyorsunuz. Bu da bir tane antika saat var. 70'li yılların. Şunları zaten hatırlayanlar bilir. Antika telefon, fotoğraf makinesi, cinçik, boncuk, teyp, yukarı tarafta gördüğünüz gibi. İçeri giremedim çünkü şuralar tamamen doluydu. Böyle gösterdim sadece. Ben hoşuma giden her şeyi satın alırım. Yani yeter ki hoşuma gitsin. Çalışması da olur. Çünkü onu görmek bana mutluluk verir, keyif verir. Dönemin, zamanın ötesinde bir objeyi bulundurmaktan evimde çok büyük keyif alıyorum. Şunlar da bazı teyplerin hoparlörleri. Adam o şekilde çiftli bir şekilde koymuş, isteyen olursa diye. Evet, burada da eski paralar var. Kağıt paralar, yabancı paralar. Tespihler, çantalar. Ne varsa doldurmuşlar. Bunların bazılarını nereden buluyorlar acaba, merak ediyorum. Herhalde hurdacılar getiriyor. Ya da evlerden attıkları kullanmayan eşyaları bir şekilde bulup buluşturup getirip buraya döküyorlar. Şu bilgisayarı hatırladım, 95-96 yıllarında. İnternet kafelerde özellikle tüm bilgisayarlar böyleydi. Evet, caddenin sonlarına doğru geldim. Değerli izleyiciler, burada birkaç kişi daha böyle sermiş gördüğünüz üzere. Onlara da bakayım dedim. Evet, video burada bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalda takibe alırsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun.